Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle güzel bir Barbie mantosu çalıştım arkadaşlar. Tamamı örgüyle yapılıyor. Bunu Nako'nun lüks minnoş bebe ipiyle çalıştım. 3 numarada şiş kullandım. Elimde böyle düğmeler vardı. Eski giysilerden çıkarmış oldum. Onları da kullandım. Eğer böyle düğmeler bulamazsanız bunları yumuşak plastik parçalardan makasla keserek yapabilirsiniz. Düğme şeklinde yapabilirsiniz böyle. Evet, şu şekilde göstereyim. Buraya da düğmelerim yetmediği için maalesef düğme takamadım. Gördüğünüz gibi çok şık oldu. Çok da kullanışlı. Düğmeleri çözülebiliyor. Burada ilikleri var. Evet, gördüğünüz gibi çözülebiliyor. Ben çok beğenerek, severek çalıştım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğenirseniz eğer beğendim butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyin. Değerli yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da bir sayfam var. Evet, şimdi anlatımına geçebilirim. Bismillah diyerek başlıyorum. Arkadaşlar, dediğim gibi Nako'nun lüks minnoş bebe ipini kullandım. Bunu bulamazsanız böyle orta kalınlıkta bir bebe yünü de kullanabilirsiniz. Yarım metre kadar ip çözdüm. İşaret parmağım ve baş parmağımı kapsayacak şekilde ipi elime alıyorum. Bakın. Ve diğer üç parmağımla da tutuyorum. Evet, bakın bu taraftan çevirip böyle ipin içerisinden girip 180 derece çevirdiğim zaman bir ilmeğim oluyor. Şimdi bakın, buradan baş parmağıma bağlı olan ipten girip bu işaret parmağımın ipini alıyorum. Tekrar geri çıkartıyorum aynı noktadan. Evet, bakın bir ilmeğim daha oldu. Evet, bu şekilde bakın buradan girip işaret parmağıma bağlı olan ipi çıkartıyorum. Evet, bu şekilde 27 tane ilmek atacağım. Evet arkadaşlar, 27 tane ilmeğim oldu. Sıkı olmasın. Böyle üzerinde rahatça kayabilecek gevşeklikte olması gerekiyor. Evet, hemen arka yüzüne çeviriyorum. Evet arkadaşlar, pirinç örgüyle yakasını öreceğim. Hemen bakın, ilk ilmeği örüyorum. Şimdi diğerini de düz örüyorum. Evet, baştan 2 tane ilmeğimi düz ördüm gördüğünüz gibi. Şimdi bir ters bir düz öreceğim. Bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde sıranın sonuna kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar, iki düz örgüyle bitiriyorum. İki düz ilmek yaptım en sondakileri. Evet, örgümü hemen çeviriyorum. Arkadaşlar, sıkı örmeyelim lütfen. Böyle pofuduk, kabarık bir görüntüsü olması gerekiyor. Evet, ilk ilmeğimi bakın, ipim önde. Gördüğünüz gibi ipi öne alıp ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İp arkaya düşüyor gördüğünüz gibi. Evet, şimdi tersleri düz örüyorum. Evet, düz ilmekleri de ters örüyorum. Evet, yine ters ilmeği düz. Düz ilmeği ters örüyorum. Tersi düz. Düzü ters. Evet arkadaşlar, bunu bu şekilde 13 sıra yapacağız. Bir sıra örmüştüm. Şu an ikinci sıradayım. Tamamı 13 sıra olacak şekilde örelim. Evet arkadaşlar, 13 sıra pirinç örgüsünü ördüm. Yani ilmeklerin üzerine 13 sıra pirinç örgüsünü ördüm. Yakasını tamamlamış oldum böylece. Evet, mantomuzun geneli gördüğünüz gibi düz örgülerden oluşuyor. Sadece bu ilik düğme payları, yakası, kol manşetleri ve etek ucu gördüğünüz gibi pirinç örgü. Onun dışında yani hemen hemen her tarafı düz örgüden oluşuyor. Bu sırada arttırmalara başlayacağım. Gördüğünüz gibi burada bakın, şu dört noktada 1, 2, 3, bir tane de burada var, 4 noktada arttırma noktalarımız var. O arttırma noktalarında sayısı şöyle, bakın 4 ilmek öreceğiz.
Sonra bir tane arttırma noktası ekleyeceğiz. Yine 4 örüp bir tane arttırma noktası. Sonra 7 örüp bir arttırma. 4 örüp bir arttırma noktası. Sonra kalan 4 ilmeğimizi de öreceğiz. Evet arkadaşlar, ilk önce 2 ilmek eklemem gerekiyor. İlik düğmeyi payını genişletmek için. Evet. Şöyle bakın, şu şekilde ipi alıp şöyle bir çeviriyorum. Sonra bir kez daha çeviriyorum. 2 tur atmış olduk yani. Şöyle çekince bir ilmeğimiz oldu. Yine 1-2 tur döndürüp evet, yine bir ilmek daha eklemiş oldum. Şimdi örgümü çevirip hemen sıraya başlıyorum. Arkadaşlar bunu şöyle pirinç örgü olacağı için 3 tane, yani 3 ilmek üzerine pirinç örgü kuracağım burada ilik düğme payında. Evet, o yüzden şimdi ikinci ilmeğimi de ters örgüyle örüyorum. Evet, yani burada yapmış olduğumuz gibi bir düz bir ters yapacağım. Yine bir düz ilmek örüyorum. Evet, ilik düğme payımız bu 3 ilmek üzerine kuruluyor. Evet, şimdi düz örgüyle devam ediyorum. Bakın 2 ilmek eklemiştim, onu saymayalım. Şimdi yani şu esas ilmeklerim bunlardı benim. Şu 2'yi saymayalım eklediklerimizi. Şimdi birincisini ördüm. 2, 3, 4 ilmek demiştim. Evet, ikincisini örüyorum. 3, 4 ilmek ekledim. Pardon, 4 ilmek ördüm. Şimdi bir arttırıyorum. Ters doluyorum bu şekilde. Evet, normalde böyle düz dolayıp arttırıyoruz. Fakat ajur oluşmaması için ters dolamam gerekiyor. Şöyle ipin altından bakın, buradan girerek böyle ters doluyorum. Şimdi bakın bir tane bir ilmek arttırma noktası ekliyorum. Bir ilmeğimi ördüm. Tekrar ters doluyorum. Yani bu bir ilmeğin hem önünde hem de ardında iki tarafında da birer ilmek arttırmış oldum. Evet, bu bir ilmek de benim arttırma noktam olmuş oldu yani. Şimdi tekrar 4 ilmek öreceğim. Birini ördüm. 2, 3, 4 ilmek ördüm. Şimdi bir tane, yani şu ilmeğimi de arttırma noktası yapacağım. Bir ters doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Tekrar bir ters doluyorum. İki tarafını da arttırmış oldum. Şimdi 7 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5. Bunları düz örgüyle yapıyoruz. 6, 7. Evet, şimdi bu sıradaki ilmeğimi de yine arttırma noktası olarak ekliyorum hemen. Bir arttırıyorum önünde. Bir ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir arttırıyorum. Şimdi 4 ilmek. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Yine şimdi sıradaki ilmeğimi arttırma noktası yapıyorum. Bir doladım. Bir ilmeğimi ördüm. Ardından bir tane daha doladım. Evet, kalan 4 ilmeğimi de düz örgüyle örerek bu sırayı tamamlıyorum. Evet, şimdi bu taraftan 2 ilmek eklediğimiz gibi bu tarafa da eklememiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden hemen 2 ilmeğini ekliyorum. Aynı şekilde 1-2 tur doluyorum. Tekrar. Evet, 2 ilmek bu tarafa eklemiş oldum. Evet arkadaşlar, buraya da bir pirinç örgü yapacağım. Yine 3 ilmek üzerine pirinç örgü kuracağım bu tarafa da. Bu tarafta da ilik düğme payımız var çünkü. Bir düz örüyorum. Evet, bir ilmek ters. Tekrar bir düz. Evet, şimdi arka yüzünde olduğum için ters örgüyle öreceğim. Evet arkadaşlar, ters örgüyle örüyorum. Arttırma noktasına kadar geliyorum. Geldim. Bakın burada arttırdığım ilmek var. Bunu da yine ters örgüyle alıyorum. Normal ilmek alır gibi. Bakın buradan alıyorum böyle. Bu şekilde alıyorum. Evet, bir ters ilmeğim olmuş oldu. Evet, bir ilmeğimi de örüyorum. Tekrar arttırmış olduğum ilmek var. Onu da yine ters örgüyle alıyorum. Evet, bu şekilde olacak.
Ters örgüyle devam ediyorum. Bütün sırayı bu şekilde öreceğim. Evet arkadaşlar, sondaki 3 ilmeğime geldim. Yine ilik düğme payı olarak ayırmış olduğum pirinç örgüyle ördüğüm kısma geldim yine. Bakın burada ters ilmeği düz örüyorum. Düz ilmeği de ters örüyorum. Yine düz örerek bitiriyorum. Evet, şimdi bu sırada ilik ekleyeceğiz. İlk birinci iliğimizi buraya ekliyoruz. Evet, her zaman örerek alalım sıranın başındaki ilmeği. Evet, gördüğünüz gibi ters, ilk ilmeğim ters. Düz örgüyle örüyorum. Pirinç örgü olması için. Evet, ikinci ilmeğim de düz. Onu da ters örüyorum. Evet, şimdi bakın burada bir ilik açacağım için hemen bir doluyorum, bir ters doladım. Şimdi sıradaki iki ilmeği ikisini bir alıyorum. Evet, düz örgüyle aldım. Ön yüzündeyim çünkü düz örgüyle aldım. Evet, arttırma noktasına kadar örüyorum. Bakın geldim. Bir tane fazla örmüşüm. Evet, bakın geldim. Şu ortadaki bir ilmeğim vardı. Arttırma noktası olarak arttırma noktası olarak eklediğim. Evet, şimdi onun hemen önünden bir ilmek ekliyorum. Yine ters doluyorum. Bir ilmeğimi de örüyorum. Yine bir ters doluyorum. Ardından da bir tane eklemiş oldum. Evet, diğerlerini yine düz örgüyle örüyorum. Evet, ikinci arttırma noktasına kadar düz örgüyle ördüm. Bakın yine bu ortadaki bir ilmeğim var. Önünden bir ekledim. İlmeğimi ördüm. Ardından da bir ekledim. Evet, örerek devam ediyorum. Evet, diğerine geldim. Burada da yine ekliyorum hemen. Ardından da ekliyorum. Evet arkadaşlar, son arttırma noktasına kadar yine örüyorum. Evet, geldim. Yine önünden bir ilmek ekledim. İlmeğimi ördüm. Bir tane de ardından. Evet, şimdi ilik düğme payına kadar geliyorum. Evet, 3 ilmeğim var demiştim burada yine. Bakın, ters olan ilmeği düz örüyorum. Düz olanı ters örüyorum. Tekrar düz örüyorum. Evet, sırayı tamamlamış oldum. Arkadaşlar, arka yüzünde aynı şekilde yine bir sıra ters öreceğim. Bu üçer ilmek pirinç örgüsünü de yine devam ettireceğim aynı şekilde. Bu arttırmaları arkadaşlar, bakın iki tanesini yapmış oldum, iki sırasını yapmış oldum. Toplamda 5 sırada arttırma yapacağız. 5 sıra arttırmasını tamamlayıp devam edeceğim. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Buraya bir ilik ekledim. Bu iliği de 3 tane olacak. İsterseniz tek bir ilik de yapabilirsiniz. Evet. Tek bir ilik yaparsanız, evet, buradan tek düğmeyle tutturmuş olursunuz. O da güzel olur. Fark etmez yani. O da modeli bozmaz. Ama ben burada gördüğünüz gibi 3 ilik yaptım. Evet, onların hemen sayısını söylemek istiyorum. Birinci ilikten sonra 5 sıra örüyoruz. 6. sırada tekrar ilik ekliyoruz. Sonra yine 5 sıra örüp sonra yine tekrar bir ilik ekliyoruz. Böyle 3 tane sayıyı tamamlayabilirsiniz. Evet, dediğim gibi bu arttırmaları da 5 sırada olacak şekilde örelim. İliklerini de unutmayalım. Pirinç örgülerini de devam ettirelim. Bunları tamamladıktan sonra yine devam edelim. Evet arkadaşlar, 5 sırada arttırmalarını tamamladım. Gördüğünüz bu şekil olacak. Ve bu şu an gelmiş olduğum noktada ilmek sayısı 71. Bildiğiniz gibi 27 ilmekle başladım.
İkişer inmek. Her iki tarafından ekledim. 4 ilmek eklemiş oldum yani. 31 oldu. 40 ilmek de arttırmalarım var. Böylece 71 ilmek olması gerekiyor. Sizlerin de örgülerinde 71 ilmeğe ulaşmış olmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu sırada kol ilmeklerini ayıracağız. Bakın burada şu ön parça oluyor. Bakın ön taraf oluyor. Şu arttırmaların bu tarafı ön oluyor. Burası da kol kısmı oluyor. Bu her iki arttırma noktasının arasında kalan ilmekleri ayıracağız. Evet, buradaki yine pirinç örgüsünü devam ettiriyorum. Evet arkadaşlar, düz örgüyle örüyorum. Evet, arttırma noktasına kadar gidiyorum. Arkadaşlar, buradaki bir ilmek arttırma noktası, bunu da alıyorum örgüyle. Evet, şimdi bundan sonraki ilmeklerimi diğer arttırma noktasına kadar olan ilmeklerimi alacağım. O ilmeğimi almayacağım ama. Evet, bunun için bana gereken bir tığ, evet, şöyle geniş uçlu, her zamanki gibi geniş uçlu bir tığ yardımıyla ilmeklerimi toplayacağım. Evet arkadaşlar, şurada başlıyorum. Şöyle teker teker tığımı aktarıyorum. Evet arkadaşlar, her iki şişi de tutmaya çalıştığım için biraz da bir zorluk çektim. Siz daha kolay alacaksınız diye tahmin ediyorum. Evet, bakın bu arttırma noktasına geldim. Bu ilmeği de almıyorum. Kaç ilmek almış oldum? Hemen söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek almış oldum. Şimdi bakın, böyle rahatça anlaşılması için ben renkli bir ip kullanacağım. Böyle renkli bir ip geçiriyorum ilmeklere. Evet, ilmeklerin kaçmaması için böyle bir ip taktım buraya. Evet, şimdi düz örgüyle devam ediyorum. Evet, düz örgüyle hemen şu almadığım bir ilmek var en başta gördüğünüz gibi. Buradan örerek devam ediyorum. Evet, diğer kola kadar öreceğim. Ve yine aynı şekilde 14 ilmeğimi alacağım. Burada bakın, diğer kolda da 14 ilmeğim var. Bunları da alacağım. Böyle bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Onları yapıp hemen devam edelim. Arkadaşlar, ben sıranın sonuna kadar geldim. Diğer kolda da aynı işlemleri yaptım. Buraya kadar yaptıklarımızı şöyle kısaca tekrar etmek istiyorum. Burada arttırmalarını yaptık 5 sırada ve kol ilmeklerini ayırdık. Artı 2 tane de ilik açtık. Üçüncüsü sığmadı. Yani daha üçüncüsünün sırası gelmedi. Geldiği zaman onu da açacağız. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 12 sıra düz örgüyle öreceğim. Yani şu kenarlarını devam ettireceğim. Şu pirinç örgülerini devam ettireceğim. Onun dışında arada kalan kısmı da düz örgüyle 12 sıra öreceğim. Birinci sırasını ördüm. 11 sıra daha öreceğim yani. Neden 12 sıra? Yani şuraya kadar geleceğim. Burada gördüğünüz gibi arttırmaları var. Arttırmalara başlayacağım eteğin genişlemesi için. O yüzden düz örgüyle örelim şimdi. 12 sıra tamamlayalım. Devam edelim. Arkadaşlar, 12 sırayı ördüm. Şimdi bu sırada yine arttırmaları var. Dediğim gibi buradaki pirinç örgüsünü de devam ettiriyorum yine. Şöyle. Evet arkadaşlar, 8 ilmek öreceğim. Bakın 3 oldu. 4,
5, 6, 7, yani daha doörüsü 7 ilmek öreceğim. 8. ilmeğin üzerine bir arttırma yapacağım. Bakın şu hemen altındaki ilmek, bir altındaki ilmeğin boşluğuna batıyorum. Yani bu ilmekten almıyorum, bir altındaki boşluğa batıyorum. Şu boşluğa batıyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Evet, ve ilmeğimi de örüyorum. Evet, böylece bir ilmeği iki ilmek yaptım. Çift oldu. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ilmek üzerine yine aynı şekilde bir arttırma yapıyorum. Bakın altındaki boşluğa batıp oradan bir ilmek çıkartıyorum. İlmeğimi de örüyorum. Evet, bir ikili ilmeğim daha oldu. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Şimdi 8. ilmeğin üzerine yine aynı şekilde bir arttırma yapıyorum. Altındaki boşluğa batarak ilmeğimi de örüyorum. Evet, yine böyle bir çift ilmeğim oldu. Evet arkadaşlar, sayıyorum yine aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 10. ilmeğin üzerine yine bir arttırma yapacağım. Yine bir çift ilmek yapacağım. Bu taraftan sayalım, 2, 4, 6, 7 ilmek. Aynı şekilde bu tarafta da yine 7 ilmek örmüştüm. 2, 4, 6, 7 ilmek örüp 8. ilmeğin üzerine yapmıştım. Yine burada da aynı şekilde 7 ilmek kalıyor. 8. ilmeği yapmış oluyorum. Evet, böylece tam simetrik arttırma yapmış oldum. Evet, bu ilmeği de yaptım gördüğünüz gibi. Hemen 7 ilmeğimi de örüyorum. Arkadaşlar, buradaki pirinç örgümü de unutmuyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bunu 3 sıra üzerine yine aynı şekilde düz örgüyle öreceğim. 4. sırada yine arttırmalarını yapacağım. 3 sıra örüp devam edelim. Evet, 3 sırayı ördüm. Şimdi yani şu arttırmayı yaptıktan sonra üzerine 3 sıra ördüm, hiçbir işlem yapmadan. Şimdi bu sırada tekrar arttırmasını yapacağız. Evet, yine buradaki pirinç örgümüzü örelim. Evet, bakın arttırdığım ilmeğe kadar geldim. Şimdi bu ilmek değil, şu iki ilmek, çift olan ilmek. Hemen birincisinin üzerine tekrar arttırma yapıyorum. Yine aynı şekilde altındaki boşluğa batıyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Çift yaptım bunu da. Evet, devam ediyorum şimdi. Diğer arttırma yaptığım ilmeğe kadar. Evet, diğer çift ilmeğime kadar geliyorum. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi gözüküyor. Bunun da bakın şu iki ilmek. Bunun da birincisini değil, ikincisini arttırma yapacağız. Evet, ikinci ilmekteyim. Hemen altındaki boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. İlmeğimi de örüyorum. Bunu da çift yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi diğer çift ilmeğime kadar geliyorum. Evet, daha varmış. Örelim o zaman. Evet, geldim. Bakın bu iki ilmek, çift olan ilmeğim. Hemen öndeki ilmeğe şöyle bir ilmek ekliyorum. Yine iki çift oldu. Yani buradaki amaç burada ikincisine, burada birincisine, çünkü ortaya doğru olması gerekiyor. Buradan kenara, yani kenarlara doğru bir yayılma olacak. Ortaya doğru yayılma olmayacak diye.
bu şekilde yapıyoruz. Yani bu iki ortada kalan bu çiftliğin meyin hemen şu birbirine yakın olanlarına yapıyoruz. Burada ikincisine yapmıştım. Burada da birincisine yapıyorum. Böylece birbirine yakın kalacak. Kenarlara doğru bir yayılma olacak. Şimdi devam ediyorum. Evet. Diğer çift ilmeğime kadar gidiyorum. Evet. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar, burada da yine çift, bakın bu iki ilmek. Bunun da yine ortadaki, yani ortaya doğru yayılmam olmaması için hemen ikinci ilmeğime, yani bu ikincisine tekrar arttırma yapıyorum, çift yapıyorum bu ilmeğimi. Böylece ortaya doğru sabit kalıyor. Yani ortaya yakın kalması gerekiyor. Kenarlara doğru yayılma olması için arttırırken. O yüzden ikincisine yaptım yine. Bakın burayı çift ilmek yaptım. Yine aynı sayıda ilmek kaldı. 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. Yine bir arttırmadaki gibi. Evet, devam ediyorum. Yine üzerine 3 sıra daha örüp aynı şekilde arttırmasını yapacağım. Evet arkadaşlar, 3 sıra daha ördüm. Bu son çiftli yaptığımız ilmeklerin üzerine hiçbir işlem yapmadan 3 sıra ördüm. Şimdi yine aynı şekilde bu şekilde yine çiftli ilmek yaparak bu sırayı da tamamlayalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar, yine çiftli ilmeklerimi yaptım, burada oluşturdum. Üzerine 3 sıra düz öreceğim ve 4. arttırma sırasını yapacağım. Bu da son arttırma sırası olacak. Dördüncüsünü yaptıktan sonra devam edelim. Arkadaşlar, en son dördüncü arttırmasını da yaptım. Çiftli ilmeklerini yaptım. Evet, şimdi bunun üzerine 2 sıra öreceğim sadece. 2 sıra ördükten sonra devam edeceğim. Arkadaşlar, son arttırmanın üzerine 2 sıra düz ördüm. Pirinç örgüsünü, yani şu etek ucundaki pirinç örgü kısmını yapacağız ve bitireceğiz örgümüzü. Bakın gördüğünüz gibi burada bir pirinç örgüsü var. Bunu da 6 sıra yapacağız. Ve 7. sırada keseceğiz. 6 sıra örelim pirinç örgüsünü. Devam edelim. Arkadaşlar, 6 sıra pirinç örgüsünü ördüm. Gördüğünüz gibi bütün etek ucu boyunca boydan boya pirinç örgüsü var. Bunu tamamladıktan sonra şimdi kesimine geçiyorum. Evet, ben örgümün arka yüzündeyim gördüğünüz gibi. İkişer ikişer alarak keseceğim. Evet, bu şekilde tamamen bütün sırayı keseceğim. Evet arkadaşlar, kesimini bitirdim. İpi de kesip çıkardım buradan. Şimdi kolların yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde tutuyorum örgümü. Yakası yukarı gelecek şekilde. Şimdi buradan sol taraftan çekerek ipi çıkartacağım. Ama hepsini birden değil. İlmekleri aldıkça çıkaracağım ipi buradan.
Evet, bütün ilmekleri yakaladım. Şimdi sayalım, 14 ilmeğim olması gerekiyordu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek. Evet, hepsini yakalamışım. Hiçbir ilmeği kaçırmamışım. Evet arkadaşlar, şimdi bakın, burada şuradan bir ilmek daha çıkartacağım. Çünkü kolun bol olması gerekiyor, gördüğünüz gibi. Bu şekilde yaparsam dar olabilir. O yüzden bolluk olması için şöyle buradan bir ilmek daha ekleyeceğim. Bakın nereden? Hemen hemen bakın, son ilmeğin, son aldığım ilmeğin buradan dibinden çıkaracağım. Evet. Mesela şuradan alabilirim. Hemen şişimi aktarıyorum. Evet, bir ilmeğim daha oldu. Böylece 15 ilmeğim oldu. Sonra sırayı ördükten sonra diğer taraftan bir tane daha ekleyeceğim. Yani bu taraftan da ekleyeceğim. Buradan ekledim. Bir tane de buradan ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, hemen buradan ipimi ekleyerek evet, düz örgüyle örüyorum. Arkadaşlar, hiçbir işlem yapmayacağım. Tamamen düz örgüyle örüyorum. Sıranın sonuna kadar. Evet, hepsini ördüm. Şimdi dediğim gibi bu sıranın bu tarafından da bir ilmek çıkartacağım, buraya ekleyeceğim. Evet, bu taraftan da bir ilmek çıkartıyorum arkadaşlar. Hemen buraya ekliyorum. Evet. Böylece 16 ilmeğim oldu. Arka yüzündeyim gördüğünüz gibi. O yüzden ters örgüyle devam ediyorum. Arkadaşlar, kolda kenar dikişini yaparken, yani bu kolu dikip kapatırken bir kalınlık olmaması için bu en baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Sıranın başındaki ilmeği. Evet. Diğerlerini düz örgüyle örüyorum. Arkadaşlar, bunu bu şekilde sıranın başındaki ilmeği örmeden her sırada yapalım, kolları örerken. Bunu 10 sıra yapacağız. Yani şimdi düz örgüyle örüyorum. 10 sıra olacak tamamı. Evet. 3 sıra örmüş oldum şimdi. Yani üzerine 7 sıra daha öreceğim. Evet, 7 sıra ördükten sonra anlatmaya devam edeceğim. Arkadaşlar, 10 sıra düz örgüyle ördüm. Şimdi 5 sırada pirinç örgüyle manşetlerini yapacağım, kol manşetlerini. Bir düz bir ters örerek başlıyorum. Aynı burada yapmış olduğumuz pirinç örgünün aynısını burada da yapalım. 5 sıra olacak tamamı. Arkadaşlar, 5 sıra pirinç örgüsünü de tamamladım. Şimdi arka yüzüne çeviriyorum örgümü. Evet, ikişer ikişer alarak kesip bitireceğim.
Böyle geniş uçlu tığ yardımıyla kenar dikişini yapacağım. Bunu dilerseniz normal dikiş ipliğiyle de yapabilirsiniz. İkisi de güzel oluyor. Evet, bakın ipi kesmedim. Bu iple devam edeceğim. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi iki ucunu birleştireceğim şu kol ağzının. O yüzden tam en ucundaki ilmeğe batıyorum. Evet arkadaşlar, en kenardaki ilmeğe batalım. Evet, daha içeriden alırsak kolumuz dar olur. O yüzden en kenardaki, bakın, ilmeğe batıyorum. Şu örmeden aldığımız ilmeklerden gidelim. Evet, buradan da çıkartıyorum. Bu ilmeğe batıyorum, en kenardakini. Karşılığını da batıyorum. Evet, hiç ilmek atlamadan gidiyorum. Evet, bir de sıkı yapmamaya dikkat edelim. Evet arkadaşlar, şimdi ipi kesip çıkaracağım. Evet, ipi kestim buradan. Şöyle şu şekilde, evet, bu şekilde iyicene kapatıyorum. Bakın, şöyle ilmeklerin altından geçirerek ipimi gizleyeceğim. Arkadaşlar, kolu tamamen bitirdim. Şimdi bunu çevirip şöyle şu dikişlerini de şöyle biraz el ütüsü yapalım. Evet. Alıştırmak için, ki şöyle tam dönebilsin. Evet arkadaşlar, diğer kola da aynı şeyi uygulayalım. İplerini gizleyelim ve kısaltalım. Varsa düğme dikebilirsiniz. Eğer yoksa düğme yapımında elverişli mesela eva parçalar var, böyle plastik gibi yumuşak parçalar. Onlardan düğme kesebilirsiniz. Evet, yapılışı bu kadar. Şimdi tamamlayıp son halini görelim. Evet arkadaşlar, tamamen bitirdim. Şöyle göstereyim. Evet, böyle görmüş olduğunuz gibi oluyor. Yakasını da kıvıralım. Evet, gayet kolay. Yalnız detayları çok. Biraz o yüzden uzun sürdü videomda. Hakkınızı helal edin lütfen. Elimden geldiği kadar kısa tutmaya çalıştım. Yine de detaylarını göstermek istedim. Evet, bu şekilde oluyor. Beğendiyseniz beğenim butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyin. Değerli yorumlarınızla bana destek olursanız çok çok sevinirim. Eğer bu çalışmalardan yaparsanız resimlerini çekip gönderirseniz eğer yayınlıyorum. Seve seve yayınlıyorum, çok sevinerek. Oraya da resimlerinizi gönderebilirsiniz. Bekliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.